Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Bugün Clash Royale oynuyorum, Zamazingo hesabının içerisindeyiz. Lan şurada yine kupa savaşlarına girmeyeyim. Geçen de aynı kekolu yaptı, şimdi görünce aklıma geldi. Lig yolunda ilerleyeceğiz. Birincilikteyiz ve olabildiğince de lig çıkmaya çalışacağız. Bu hesabın içerisine de Elmas Pasuel alacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da Zamazingo'da Elmas Pasuel açılışı olacak. Bilginize şimdiden sunayım. Kullanacağım deste gene aynı deste arkadaşlar. 3.0 iksir bedenine sahip B deste olacak. Çünkü bu hesapta başka bir deste kullanamıyorum. Çünkü tek yüksek seviyelerim bunlar. Siz de benimki gibi burada oyun gemisini ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. İlk savaşımızın da startını verdim. Ve rakibimizi de bulduk. Sezonun ilk maçı arkadaşlar bu hesabın içerisinde. Ama olsun. Ya burayı maxlamam lazım. Ya iki tane dolu dolu hesabım olsun istiyorum. Ne oynuyorsun? Rimeyli DS'si mi oynuyorsun? Gerçi Rimeyli DS'sinin içerisinde mızraklılar vardı. Şu mağara adamları var ya. Mızrakla böyle avlananlar. Onlardan vardı. Büyülü okçu açacağım mı? Yok, hiç alakası yok. Sallıyorum şu anda. The Kunks. Şöyle başlayacağım ya. Gereksiz bir helo attı. Hatta direkt bıçağı çıkartacağım. Valkür gidene kadar belki ikinciye çevirebilirim. Atmadı ki hocam. Bu adamda tomruk yok mu ya? Az önce atmadı mı lan? Ben mi görmedim ya? Ne yapacaksın? Emmoğlu. Oo, şey var. Paket var. Şöyle gel. Lan niye şaplattın yüzünü oğlum kızın? Gel dedik ya sana böyle. Paketi de attınız. Böyle geriye doğru bıraktım. Ha, tomruğu var. Bir dakika. Bravo yemedin ama ha bak. Bu bravo o. B2 yemediğini arkadaşlar bu arada. Geriye attım da yemedi ya. Tamam, bu adamın tek atak birimi madenci ise çeteyi sadece onun için saklayabiliriz. Şimdi... Onu atacağız ya bunu. Başka çare yok. Tomlukla monlukla geçiştirirsek kuleye vurma ihtimali olur. Hiç de o riski almıyorum. Sen şimdi şu goblinleri bir at oraya. Cık, Allah Allah. Ezber oynamıyor çocuk ya. İnanılmaz. Oğlum ezber oynaman lazım senin bu tip şeylerde ya. Oyuncuya denk geldik galiba. Ne, geriye attı. Ya kasırgam olsa? Ne yapacaksın? Aga be, küçücük canına gitti, gene ona bir tane vurdu ya. Aa, kuleye vurdu lan, güzel. Yeter mi böyle? Yeter. Valkür de yeter. Hocam tertemiz. Oo, roket mi? Roket mi? Daha dur oğlum ya. Oyun yeni başladı lan. Aa, prensesi vurmam lazım. Ya inanılmaz. Oğlum birinci sezonun ilk maçından da bayılmak istemiyorum ya. Şöyle bir fake daha attım. Yedim bunu. Hayırlı olsun. Abi yemiyor ya. Ben de alev topuna döneceğim arkadaşlar. Onun roketi varsa bizim de alev topumuz var yani. Prensesle de yakalayamam şu an için. Evet. 2x'teyiz. Şimdi şöyle başlayacağım. Hatta saldım. Abi neler diyorsun sen? Bir dakika. Oo. Tamam. Kötü oldu bu. Bir dakika, o bir yaşasın. Bak, bir öne bir arkaya atıyor üç kağıtçı. Yakaladık mı bu sefer? Tomurun döndü mü? Aa, inanılmaz. Döndü ve buraya attı. Enayi. Ulan çok iyi getirdin buraya kadar da. Burada birazcık paket oldun gibi sanki. Şöyle at. Lan buraya kadar güzel oynadım. Buradan sonra niye böyle saçma... Ha, prenses atarım diye yapıyor bunu bu arada. Tamam. Anladım olayını. La at artık şu madenciyi. Atacağım ki bunu. Bende de alev topu var. Bir tane daha alev topu atarsam biter gibi geliyor arkadaşlar. Gibi değil, direkt biter ya. Tomru da çevirsek iş bitiyor. Zaten tomruğu attın reisler. Böyle bir şunu bir yersen memnun kalırım. Aynen. Teşekkür ediyorum kardeşim. İyi oyundu. Bayıldın ama.
Lan sezonun ilk maçı olmasına rağmen bence tatlı ve güzel bir maçtı bu arada arkadaşlar. İlk maç. Yani sezonun ilk maçı ve tatlı bir maç geçti. Normalde böyle maçı satan, geçen video attığımda maçı satanlar çok denk geliyordu ya. Öyle birisini gelir diye bekledim ama gayet tatlı bir maç geçti. Bakın. İyi bir başlangıç oldu. O bana işte bol şans, ben ona bol şans falan dedik. Bakalım sonunu nasıl getireceğiz bu işi. Ben yine çirkefleşirim büyük bir ihtimalle ama dur bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu işte ya, oyunun şu dengenin önüne geçmesi lazım ya. Burada tartışmaya kapalı bir şekilde haksızlık var. Yani adamın atak kartı vardı ama benim savunma kartım yok. Ben mesela atak yaptım. O adamın savunma kartı elindeydi. Yani bu kesinlikle başlangıç kartı olarak tam anlamıyla bir haksızlık. Tartışmaya kapalı bu konu. Ya iki tarafa da verme ya iki tarafa da savunma ver gibi böyle. Ben prensesle vururum. Mesela ilk elden atak... Yedi mi lan onu? Aynen öyle, tertemiz. İlk elden atak kartı gelmesin abi. Nasıl ikisi toplayıcının bir haksızlık olduğunu düşündüler de bunun önüne geçtiler. Bence bunun da önüne geçmesi gerekiyor yani şu anda olayın. İlk elden atak kartı gelmesin. La tamam, oklarım var be. Ne okmuş be. Prenses de şu anda inanılmaz darladım onu. Rahatsız şu anda prensesten. Ama çözeriz. Kanka. Salmış olabilir misin? Yok salmış. Bence sal ya. Ne güzel. Şöyle de atarız. Aga be. Adam ne yaptıysa durduramadı ki. Bayıldın. İlk çirkefliği ben yaptım şu anda. Biniciler de binici. Reis misin be? Attım hocam. Attım hafızaya. Ya abi sal gitsin be. Prensesi de attım. İnat etmiş ya. Atak da yapmıyor yani, işin tuhaf tarafı. Yaptı. Gel. Atacağım hale kokunu. Adam gibi adam. Ya direkt kuleye. Ulan bari TSA'ya atsaydın daha, bayıldın ya. Direkt kuleye attı yani böyle. Olayı orada çok yanlış anlamış o. Gitti o. Şöyle tutmayı deneyeceğim yine. Ya gitti gitti. Sal artık. Üçte çalır kanki. Hele şuna bak. Alev topu attı oraya ya. Bayıldın kanki. Vatan savunur gibi savundu o kuleyi, üç taş vermeyeyim diye ha. Al kanka, vermedin. Güzel başladı, kötü bitti maç. Adam tarafından ama. Bir tane daha maça girdik. Hadi bakayım. Aragorn geldi. Aragorn. Erik bıçağıyla başlıyorum. Çete. Acaba bait mi? Hadi bakalım. Bir dakika, ona tomruk atmam lazım. Yoksa kuleye yapışır, canımızı yakar ya. Niye basmadı yeteneğine? Gitti şey yaptı, o zehir attı. Hemen hemen aynı hasarı vermiyor mu? Şey. Bilmiyor, bilmiyor olabilir, doğru. Güçlü madencinin bombasıyla zehir. Güçlü madencinin yeteneğine basmış. Bak hesapladığım şeylere bak. Güçlü madencinin yeteneğine basmış olsaydı daha az iksir harcardı, anladın mı? O yüzden söyledim onu ben. Zehirdense. Ama orada çeteyi de... Yine öldürdü çeteyi. Ne düşünüyorsun? Salla gitsin boşver ya. Adamsın sen prenses. Seviyorum şu kartı ya. Niye böyle bir şey yaptın lan? Üf, biz onu attı be. Ay! Yine de yedirdi birader be. Helal olsun lan. O da bait desteğiyle oynuyor. Ki zaten gördünüz. Hey tamam. Bak bunu yapma. Bayılırsın. Bak şimdi seni bayıltacağız. Rahat ol. Elinde tomruğu yok. Valkür artı. Bıçıyla çıkacağım. Alev topunu atsam mı atmasam mı? Çeteye atma ihtimali çok yüksek. Bayıldın şu anda bak. Bir dakika hocam. Atmama gerek yok. Ben zaten gerekli yeterince hasar vurdum.
Hasar yemeyelim. Tamam, tertemiz. Elinde şey de var, şövalye de var. Şimdi at bakalım güçlü madenciyi. Bak. Oğlum. Aynı şeyi az önce yaptım yani. Gerek yoktu ki buna. Ha, atmayacağım. Tepeye atmadım. Şöyle önde kesebiliriz onu. Şöyle yapacağız. Babuş. Ben Dart Goblin'ini çekemem şu anda. Vay 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 vay, neler diyorsun ya? Ay! Bravo kardeşim, bunu var ya. Planlı bir şekilde yapsak bu kadar denk getirebilirdin en fazla. Adam bir tomra iki tane fıçı nasıl alınır challenge yaptı resmen ya. Yaşa lan prenses, yaşa ki neler göresin. Bak son mızrakla öldü orada. Bitti kanka iş. Adı ödedim mi bu arada orasını? Aha. Lan. Lan. Oy, maç gidiyordu. Savunmaya atsa maç gitmişti arkadaşlar bu arada. Neyse. Onun enayili, yapacak bir şey yok. Gel böyle babuş. En sevdiğim hamledir bu. Köprüden Golden Knight atmak. Şimdi neyim var? Küçük büyü olarak. Şöyle bakalım. Tamam, evrimli miydi lan o? Ben göremedim onu. Hocam. Senle de hiç uğraşmayayım. Seni direkt bayılttım. Şu altın şövalyeye bir türlü iskelet kralı, altın şövalye bir türlü oyuna dahil edemediler ya. Bir tane daha deneme yapıyorum. The Boss. Bas lan oradan yeteneği. Adam gibi adam be. Böyle atarsak gelirsin. Al bakalım reis. Pinşakçı. Lan gene göremedim ya. Abi dikkat etmedim ki. İnerken aslında böyle bir farklı bir renkte inmesi veyahut da inerken farklı bir ses vermesi daha doğru olur. Ana kuleyi açamadık kardeş. Yapacak bir şey yok. Tomruk gitti vurdu bak. En köşeye atıyorum. Bak bunu yedin. Dikkatini buraya al. Ya çocuk ya. Az kalsın yiyordun ha. Şöyle gel. Aynen kardeşim be. Bayıldı. Çok iyiymiş ya bu arada bu. Bak verdiği hasarı kes. Sabahtan beri uğraşıp da verdiğim hasarla adamın tek bir hamleyle aldığı hasarı kes. Evrimliymiş. Aynen. İnanılmaz ya. Hayır, üşenmiyordu ha. Ya, bıkmıyordu yani bu olaydan. Sürekli olarak şey yapıyor yani. O yeteneğe basıyor köprüden. Şöyle gel. Saldım çayra, Mevlam gayra. Kanka. Mağara adamlarını bıraktın orada. Bas etini. Adam gibi adam be. Lan yanlış attım. Bir tane oluyorduk ya orada. Geliyorum. Senin muhtemelen okların döndü ama ya. Yo, dönmemiş. Delenzi. Haydi. Bu ne oğlum? Çantadan sürpriz yumurta çıktı ya. Abi çocuk her şeyi çöpüden atmayla alakalı bir problemi var. Bir psikiyatriye uğraması lazım bunun. Bu kadar hızlı galibiyet alma amacı ne acaba? Ya en azından çabası yani daha doğrusu. Bak. Bas lan yeteneği. Bastı. Hocam dur, tohumunu attığımız için hemen bunu bir fırsat bildi.
Dokunamadılar bile ne. Bıraktı gibi düşüyordu. Wilder Race. Yapacak bir şey yok. Adam son anda gitti PK attı ya lan oraya. Belki bir tane daha çıkartmamıştır çünkü 2 tane 3 tane kartı ya kullandı ya kullanmadı. Aynı kartları dönderdi. Dönderdi durdu. Evet karşımızda şey var. 2.6 var gibi duruyordu profili. Bu arada maçlar da güzel geçiyor yani. Şey değil yani böyle birincilikten daha keyifli maçlar geçiyor sanki. Ben öyle hissediyorum bilmiyorum. Evet profildeki koyduğu kartlara yönelik DS'sini hazırlamış. 2.6 oynuyor burayı. Kanka bir şey söyleyeyim. Seni Tom döndürmüştür ama. Şu anda dönmüştür yani net. Şöyle geriden başlayabiliriz. Elimde binicisi var. Binici silahşör. Homruk. Aynen. Şimdi Homruk kullandı arkadaşlar. Şimdi güzel bir hamle yapabiliriz. Şöyle salacağım. Hazır Homruk'u da çıkartmış. Bu mızraklı dayılar biraz vursun kuleye. İyi bir tanesi vuruyor. Adam gibi adam be. Oo bu neymiş lan? Bir dakika hocam. Tamam iyiyiz iyiyiz. Kötü değiliz. Beraberiz. Şunu yedi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde kullan. Aynen öyle. Birinci gelir mi lan bunun önüne? Gelir tabii niye gelmesin ki? Yeter mi iksir? Yetmedi. Tamam. 2.6. Olabildiğince prensesi iyi kullanmaya çalışmam lazım benim. Eğer iyi kullanırsam bu işi çözebiliriz. Şuradan bir binici gelecek. Attım hocam. Aynen öyle. Öyle mi? Tesla atmayacağım. Prensesi koruyamadım. O anda tam onun önüne Valkyrie atmam lazımdı bu arada biliyor musunuz? Ya bu hamle yapacağı çok belliydi. Ben silahşör de atabilirdi belki aslında ama hemen pat diye orada koymam lazımdı. Bak. Bak. Çocuk da bette karşı demek çok oynamış. Yani artık bir yerden sonra da böyle ufak ufak da nalev topuna dönebiliriz. Spamla mı oğlum kulede lan? Köprüde. Bir iksir diye bedava zannediyor galiba. Bir dakika hocam. Vurdum. Adam gibi adamsınız be. Şöyle yapacağım. Sen hazır prensesi unutmuşsun. Bir dakika hocam. O prensesi yaşatacağım. Aynen öyle. Attım Tomru. Aynen öyle. Ya hayır ya. Yetişir, yetişir, yetişir. Gerçi Valkyrie var önde, doğru. Lan ben Valkyrie'yi tamamen unuttum orada. Kanka gitti o iş. Lan Valkyrie evrimli iskeletleri yiyordu zaten ki. Ben niye tribine girdim ki orada? Kanka sal o zaman kanki. İyi oyunu sen. İyi oyunu. Bak. Ha o hamleye mi iyi oyunu dedi sadece. Şöyle gel. Ay gelmeyecek zannettiğim bir an var ya. Silahşör, silahşör. Vurdu abi silahşör. Her neyse. Daha artık fıça tane çıkarım ama oraya alev topuyla da alabiliriz arkadaşlar. Tamam. Çok da zorlamaya gerek yok. Yavaş yavaş alev topuyla da işi götürebiliriz. Oo çift taraflı. Çift taraflı bant mısın be? Attı ki kanka. Bitti o iş yani artık. Şöyle. Attım babuş. Tamam sen Tomru oraya kullanıyorsan çete burada iş yapar. Şöyle bir tane daha alev topu attım. Bir sonraki sefere de işi bitirmiş olurum. Böyle. Tamam. Tomru oraya attıysan o alev topunu buraya attım. Tamam. Sıkıntı yok kanki. Bak şunu da savunuyorum tamam mı? Yani savunmadı demesinler diye sadece savunuyorum. Aynen. Sonra da alev topunu attım ve bitirdim. GG. Bak sana kalp atarım. Çünkü 2.6'cısın sen. Severim 2.6'yı. Videoyu burada sonlandırayım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Hoşça kalın. Bay bay.